kaldı. Birazdan çıkar herhalde sonuç. Kaç dakika oldu? Bir baksana. 3 dakika dolmuş. Sen üzülme. Sağlık olsun. Öyle, evet. Ben bir aşağı bakayım. Efenin haline bak. Toz içinde. Her yer toz içinde. Hiçbir şey görmüyorsunuz. Ben ihtiyar gözlerine uzaktan görüyorum da siz hiçbir şey görmüyorsunuz. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Ne yaptı acaba? Baranlar ne yaptı? Neyse neyse tamam şimdi. İşin sırası değil. Şey yapma. Karabey geliyor. Vakittir artık. Yeni bir Karabey geliyor. Allah'ım ya Rabbim. Hayır olsun ana. Ne bu telaş? Oğlum, telaş melaş değil. Hayırlı bir haber. Dede oluyorsun. Ne? Ya. Ana doğru mu söylüyorsun? Doğru. Gelin hanım test yaptı da onu bekliyoruz Kudret Hanım. Ya teste gittiler ha. Daha erkenmiş ama heyecanlandırdınız beni de. Anam erken merken değil. Okuyana işaretler tamamdı. Ben göreceğimi gördüm. Hayırlı haberi alırız yakında. Dede oluyorsun Kudret. İnşallah anam, inşallah. Şükür. Ben bir Dilan'a bakayım. Bakayım hanım. Ya Cevroş, ne olur gitsem ya. Bak hem ben bu grubu çok seviyorum. Bir daha ne zaman çıkacak bu fırsat karşıma?
Ya bak taksiyle gider gelirim hemen. E merak etmeyin diye de mesaj da atarım. Ya hem zaten ne gelebilir ki başıma? He enişte. Olmaz mı? Tamam değil mi? Yasmin, hiç boştan yere dil dökme. Ne ben ne de enişten izin verir. Kızım burası İstanbul ya. Sen daha yenisin. Ne zaman ne olacağı belli olmuyor bu şehirde. Yani bana da bakma hiç Yasmin. Cevriye haklı. Ya bilmediğin bir şehir. Gece geç saat tek başına. Olmaz öyle bir şey. E siz de gelin o zaman. Yasmin vallahi kusura bakmayın yani ben de gerçekten gelmek istiyorum ama o kalabalığın içine itiş kakış çocuğumu sokamam. Yapamam yani. Yani ben de Cevriye'mi yalnız bırakamam kuzen. Kusura bakma. Ya sen bu kadar sıkmasana canım. Bir daha gelir fırsatı. O zaman değerlendirirsin ya. Yalnız gidemezsiniz diyorsunuz ha? Hadi bakalım. Üzülme. Vakti değilmiş demek ki. Hayırlısı ne zamansa o zaman olur. Evet. Yani ben de hazır hissetmiyordum bebek için. Böyle bir ihtimal olduğunu duyunca bile çok korkmuştum. Kafamda bir sürü soru vardı. Annelik nasıl yapılır? Bebeğime yetişebilecek miyim? Ya çok büyük bir yanlış yaparsam? Ona en iyi şekilde bakamazsam. Bunlar hep kalbimi sıkıştırıyordu. Hiçbir şey bilmediğim için de daha erken diyordum. Ama sonucu görünce çok üzüldüm Gül. Gülümden bir şeyler aktı gitti sanki. Hiç bu kadar etkileneceğimi düşünmemiştim Gül. E o zaman... Demek ki düşündüğün kadar erken değilmiş senin için. Bu anlattıkların istediğini gösteriyor. E istiyorsan da hazırsındır öyle değil mi? Bilmiyorum Gül. Bu çok zor. Çok önemli bir karar. Sadece istemek, heves etmek yeter mi emin değilim. Sonuçta... İnsan önce kendini tartmalı. Bir çocuk gelecek dünyaya. Sorumluluğu bende olacak. Onu incitmeden, eksik bırakmadan, boynunu hiçbir zaman bükmeden yetiştirmem lazım. Ben şimdi bir bebeğin, bir canın sorumluluğunu alabilir miyim emin değilim. İyi bir anne olabilir miyim korkusu var içimde. Çünkü eğer iyi bir anne değilsen, çocuğun kalbinde derin yaralar açıyorsun. Ben çocuğumu hayatı derin yaralarla salmak istemiyorum. Çünkü hayat yeterince zor ve yaralayıcı değil mi Gül? Öyle. Korkuların çok normal. Birinin yaşamından, mutluluğundan sorumlu olmak belki de en ağır görev. Başaramazsan zararı bu dünyadaki en sevdiğin kişi evladın görüyor. Ama ben senin çok iyi bir anne olacağından eminim. Çünkü sen ne sorumluluktan kaçarsın ne de başkalarının mutluluğu için fedakarlıktan. Hele bir de işin ucunda evladın olursa
Ama bir kadının kendini hazır hissetmesi çok önemli tabii. Sonuçta bir yandan da dünyanın en meşakkatli işi. 7-24 mesaidesin. İzin yok. Patron çok sevimli ama epey de yaygaracı. Eğer hazır hissetmiyorsan şimdi olmak zorunda değil. Sonuçta sevgi dolu bir eşle geçireceğin uzun seneler var önünde. Gençsin de. Vakti gelip karar verdiğinde elbet olacaktır. Peki çocuk sahibi olmak için doğru vakit ne zaman? Ben bu vaktin gelip gelmediğini nereden anlayacağım? Bence kadınlar o gün geldiğinde hissediyorlardır. Yüreğimiz bize söylüyor galiba. Özür dilerim Gül. En mutlu gününde kederlendirdim senin de. Akşama kutlamanız var, şu konuştuğumuz şeylere bak. Olur mu öyle şey? Şu an hissettiklerin çok önemli. Bu büyük bir şeydi Dilan. Konuşup rahatlaman gerekiyordu. Ben kendimden çok Baran'ı düşünüyorum Gül. Onun bu sonuca üzüldüğünü gördüm. Belli etmek istemedim. Ama ben anladım. Belli ki çok heveslenmişti. Çocuk istiyordu. Siz hep ortak bir yolu buldunuz. Yine konuşarak halledeceğinizden eminim ben. Eğer gerçekten hazır değilsen bunu ona söylemelisin. Anlayışla karşılayacaktır. Hazır değilsen o da bunu zorlamayacaktır, merak etme. Haklısın. Baran anlayışlıdır. Onunla konuşacağım. Hazır olmadığımı söyleyeceğim. Bu kadar yakın olmak heyecanlandırdı beni. Farkında olmadan çok istemişim demek ki baba olmayı. Tabii netice farklı olunca da. Üzülme oğlum. Ya bugün değilse de Allah'ın izniyle bir gün olacaksınız. Çocuk yapmak için çok gençsiniz, çok zamanınız olacak. Demek ki şimdi ya kısmetteymiş. Ama vakti zamanı geldiğinde evlatlarımızı alacağız kucağımıza oğlum. Dilan da çok üzüldü. Tabii her zamanki Dilan işte. Ben üzülmeyeyim diye kendi duygusunu da bastırıyor. Ha, demek o da istiyor. Ya siz hazırsınız oğlum ana baba olmaya. Umudunuzu yitireceğiniz yerde şimdi daha çok sarılmanız lazım bu umuda. Ya günü gelecek bütün bunlar geçecek. Çocuklarınızın telaşından hepsini unutacaksınız oğlum. Yok hazırdım, değildim. Bunların hiçbiri kalmayacak oğlum. Evlatlarınızı büyütmeye dalınca kendinizi unutacaksınız kendinize. İnsan ana baba olunca kendini unutmak bile tatlı oluyor oğlum. Gel oğlum gel. Biz de akşam için hazırlık yapıyoruz. Oo, kolay gelsin. Ellerinize sağlık. Çay ikram edeyim mi? Gül biraz önce yapmıştı. Yok Kader abla sağ ol. İçmeyeyim. Resimler geldi de. Gül'e bırakayım dedim. Üçünü çerçeveletmişler. Bir de albüm var.
Aa, bakayım. Çok iş var şimdi annem. Odayı bırakayım, sonra bakarız. Gel. Hoş geldin kızım. Ben bir kadere bakayım, hazırlıklar vardı. Bir ihtiyaçları var mı sorayım? Hadi görüşürüz. İyi misin? İyiyim. Sen? Şu sabahki mesele. Baba olma düşüncesi beni çok heyecanlandırdı. Hayali bile güzeldi. Kendimi bu duyguya ilk defa bu kadar yakın hissettim. O hissettiğim şeyi, o yakınlığı çok sevdim. Artık kendimden eminim Dilan. Baba olmak istiyorum. Ailemiz tamamlansın istiyorum. Şu kadarcık zamanda bile hissettiklerim bu kadar güçlüyse, evladımızı kucağımıza aldığımızda neler hissederim düşünemiyorum bile. Bu hayatın en büyük armağanı olmalı. Çok başka derlerdi. Gerçekten öyle galiba. Arada bir çizgi var ve evladından sonra yeni bir hayata başlıyorsun. Yeni bir insan oluyorsun. Ben baba olmaya hazırım Dilan. O yeni hayata hazırım. Peki ya sen? Sen de bir çocuğumuz olsun istiyor musun? Bu seni heyecanlandırıyor mu? Bakmayacak mısın? Thank you.
istemiyorsan giymek zorunda değilsin. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz hamdolsun. Malum hazırlıklar. Onların telaşıyla koşturuyoruz. Alayım ben onu. Güzel. Efendim? Sen de mutfağa gir. İyice bir düzeni öğren. Peki efendim. Bugün ikramları Gizem yapacak. Hiç zahmet etmeseydiniz ben hallederdim. Olur mu öyle şey? Siz düğün sahibisiniz. Telaşınız çok. İyi peki madem. Zahmet etmişsiniz, düşünmüşsünüz. Sağ olun. Hadi gel kızım biz mutfağa geçelim. Ben de şunları yerleştireyim Sabiha. Aman efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Yine çok şıksınız Sabiha Hanım. Konağın havası değişti bir anda. Biz de bir şeyler yaptık. Öyle işte. Teşekkür ederim. Dilan yok mu? Dilan çalışma odasında. Baran'la konuşuyorlar. Beklerken bir kahve içer miyiz? Sağ olun ben kahvemi içtim. İzninizle. Ana, nasıl atıyor pataküte? Bu yaşta bu neyin heyecanı Hasan? Hayırdır Hasan? Elin böğründe? Yok ana, yok bir şey. Bir bebeğimiz olsun mu? Küçük bir karabey. Dünyanın en güzel annesi olmaya hazır mısın? Gel. Rahatsız etmiyorum ya. Anneciğim. Hoş geldin. İyi ki geldin. Çok işimiz var. O da çok istiyor. Ama utanıyor söyleme.
İyi misin sen kızım? İyiyim. Akşama kutlama var biliyorsun. Onun hazırlıkları. Bu mu yordu seni bu kadar? Bir durgun görünüyorsun. Yok anne, değilim. Yok bir şey. Var bir şey. Ben anlarım. Anneler anlar. Anne. Dışarı çıkalım mı biraz? Çıkalım çocuğum. Tamam, ben üstümüze şal alıp geliyorum. Tamam. Hadi oğlum, vakit geldi. Bir haneye gidiyoruz. Giderim baba. Siz arabaya geçin, gidiyorum ben. Tamam. Ne oldu kızım? İyi misin sen? Bir başkalık var sende. Hamilelik testi yaptık da negatif çıktı. Öyle mi? Hay Allah. Ama üzülme sen. Hayırlısı olsun yavrum. Doğru. Belki de böylesi daha iyi. Neden öyle dedin? Anne nasıl olunur bilmiyorum ki ben. Annelik nedir bilmedim, görmedim ve en önemlisi de hiç hissetmedim. Hiçbir zaman güvenip sığınacağım bir limanım olmadı benim. Her koşulda kabul edeceğim bir anne kucağım yoktu benim bu hayatta. Sadece soğuk ve koca bir boşluk. Doğru anne figürüyle büyümedim ben. Ve bu insanı çok başka, çok acıtıcı bir yalnızlık, tek başındalık hissettiriyor. Bugüne kadar annem sandığım insan Hanife'ydi. Onun da bana olan davranışları, yaptıkları ortada zaten. Hiçbir zaman anne kız olmadık biz. Bu yüzden de anne, annelik beni çok korkutan, bana çok uzak kavramlar. Sanki hiç bilmediğim incelikleri, hikmetleri var gibi. Ve ben onları çözememekten, becerememekten çok korkuyorum. Çocuğuma bebekken ya da büyüdüğünde yetişebilir miyim? Onun için annelik kavramının tam karşılığı olabilir miyim? Bu dünyada yalnız olmadığını hissettirebilecek miyim? Ya da her zaman güvende olduğunu hissettirebilecek miyim bilmiyorum. Ya kötü bir anne olursa? Ben bunun vebaliyle yaşayamam anne. Bu korku içimi kemiriyor. Ben kendimi hazır hissetmiyorum. Ama Baran,
O çok iyi bir baba olacak biliyorum. Bir görsen. Bebek deyince gözlerinin içi parlıyor. Bu yüzden de ona söyleyemedim. Çok kaptırmıştı kendini. Hevesini kırmak istemedim. Anlamamışım. Kocaman bir yükle bırakmışım seni. Baran. İhale için şirkete gidiyorum. Çok sürmez. İyi şanslar. Bir baktırmadın ki fotoğraflara. Öyle alelacele aldın götürdün. Seni öyle telli duvaklı görecektim. Sonra bakarız annem. Acelesi yok ki. Yani gerçi haklısın. Benimki de laf işte. Zaten akşama göreceğim seni kanlı canlı beyazlar içinde. Hamdolsun Rabbime. Bir annenin en güzel günü kızını telli duvaklı gelinlikler içinde gördüğü gündür. O günleri de görüyorum inşallah. Gönlündekiyle evleniyorsun. Yuvadan uçup kendi yuvanı kuruyorsun. Emin ellere teslim ediyorum seni. Daha ne isterim ki? Beyazlar içinde kuğu gibi, melekler gibi olacaksın. Ondan heveslendiydim de ondan görmek istemiştim. Haklısın anneciğim. Ama üzülme, akşam göreceksin zaten. Sen çok iyi bir anne olacaksın biliyor musun? Yüreğinde tüm dünyaya yetecek kadar merhamet ve sevgi var. Ailendekilere, etrafındakilere, bahçedeki kedilere bile. Kimin ihtiyacı olsa yardımına koşuyorsun. Bu neden oluyor biliyor musun kızım? Çünkü sen sevmeyi biliyorsun. Yüreğin o kutsal armağanla dolu. İnsan sevmeyi bildikten sonra hiçbir şeyden korkmamalı. Çünkü o sevgi sana bu dünyada da annelikte de rehber olacak. Hem yalnız da değilsin, Baran çok iyi bir baba olacak. Hem Baran hem de ailesi her zaman yanında olacaklar. Benim böyle bir şansım olmadı hiç. Hep tek başıma kaldım bu hayatta. Kimse destek vermedi. Tek başıma da onca kötülükle mücadele edemedim. Ama sen benden çok daha güçlüsün. Elbet yorulduğun, düştüğün yerler olacak. Kimin olmaz ki? Ama o zaman da düşme diye elinden tutan, düştüğünde tutup kaldıran insanlar var etrafında. Ha. Ben çocuk sahibi olmak istemiyorum dersen anlarım. O başka. Ama seni tutan korkuysa hiç gerek yok yavrum.
sevgi her korkunun üstesinden gelir. O da burada fazlasıyla var. Harun'un hali de ortada. Ya tamam Cevriyem. Harun'un hali ortada. E Yasmin ne olacak? Onun gönlü var mı bakalım? Bilmiyoruz ki. Vallahi bilmiyorum. Bilsek. E şu konsere gitsek belki bir şey de öğrenirdik de işte. Hadi diyelim kızı davet ettim. Kız da kabul etti. Ya ben adamların daha bir tane şarkısını bilmiyorum ya. Ne yapacağım, oraya gidip korkuluk gibi dikileceğim mi? Harun. Akşam işin var mı? Akşam? Akşam bu akşam değil mi? Evet evet bu akşam. Neden? Yani niçin soruyorsun? Ya hani geçen bir konserden bahsetmiştim ya. Ona benimle gelir misin diyecektim. Allah! Buluşma mı teklif ediyor bana? Ben doğru mu duyuyorum? Olur, gelirim. Hem iyi olur benim için de, değişiklik olur. Ay süpersin valla amcaoğlum. Ya bu kıyağını hiç unutmayacağım. Hayırlı günler Karabeyler. İhale için buradayım ben de bugün. Bahri Bey'i destekleyeceğim. Tesadüf yani. Yani dünya küçük. İş dünyası daha da küçük. Belli ki sizinle daha çok karşılaşacağız. İçeri geçelim mi artık? Ay. Cevriyem. Yardım edeyim ben de sana. Cevdet, hı? Bizim kız konser için bir kavalye buldu biliyor musun? Nasıl yani? Harun'u çağırdı. Ya, gördün mü? Yani? Ha, tamam anladım Cevriyem. Tamam ama ne var ki bunda? Ne var bunda? Ya biz kıza dedik ki tek başına hiçbir yere gidemezsin. O da ne yaptı? Bizden başka tanıdığı tek, bak vurguluyorum Cevriyem. Tek kişi olan Harun'a gitti, konsere gidelim mi diye sordu. Ne var hayatım? Gayet normal. Ay Cevdet ya, vallahi ruhsuz yorum yapma ya. Bak şuraya yazıyorum. Bunların olayı tam olarak benim dediğim gibi. Abartma Cevrem ya, abartma. Allah Allah, bak. Senden niye senarist olur ha? Sen ben dizi film falan yazarsın hayatım, ha? Hem bak biz ne dedik? Bunların işine karışmayacağız demedik mi?
Ben karışmıyorum ki. Ya ben mi dedim kıza git Harun'u konsere çağır diye? Hem öbürüne de ben mi dedim kız seni konsere çağırdığında yüzün ay gibi parlasın diye? Hayret bir şey ya. Ben sadece gözlem yapıyorum. Bak bu kadar. Benim işim bu yani. Gözlem. Tabii canım gözlem. Ay Cevdet ya. Gerçekten keyfimin içine limon sıkma ne olursun. Bir sal. Ben de. Neyse hadi dağıtalım şunları. Beni ilk kucağına aldığında ne hissetmiştin? Dünyanın en güzel duygusuydu. Bambaşka bir his. Tarifsiz. Çok. Ama çok büyük bir mutluluk. Tabii karnındayken de canından can taşıdığını biliyorsun ama... kucağına verdikleri zaman... bambaşka bir dünyaya adım attığını anlıyorsun. İşte o zaman başlıyor ilk. Evladının kokusunu duyduğun andan itibaren bambaşka bir hayata adım attığını anlıyorsun. O zamana kadar yaşadığından daha zengin, daha anlamlı bir hayat. Onun gözlerine baktığında, o minicik elleri tuttuğunda yüreğimde hissettiğim sıcaklığın tarifi yok kızım. Geri kalan her şey siliniyor insanın gözünden. Analık öyle bir güç veriyor ki sanki tüm dünyaya savaş açabilecek, karşına kim çıkarsa yenebilecekmiş gibi. İnsanın bakışı, gülüşü bile değişiyor anne olduktan sonra. Her şeyin içine evladının kokusu siniyor. Cennet annelerin ayaklarının altındadır demiş Peygamber Efendimiz. İşte böyle bir şey annelik. Yalnız o son hamle çok doğruydu amcaoğlu ha. Ben de tam orada dedim zaten. Bu iş bitti. Abim bozdu oyunu dedim. Tebrik ederim çocuklar. Şirketimiz için hayırlı uğurlu olur inşallah. İnşallah. Tebrikler. Bayağı bir zorladınız bizi ha. Ama ben rakibin güçlüsünü severim. Uğraştıracak, terletecek ki kazandığın zaferin bir anlamı olsun. Kolay zaferleri sadece zayıflar ister. Aramızda bir tatsızlık oldu. Ama unuttuk. Öyle değil mi? Dilan'ı niye çalıştırmak istemediğini anlıyorum. Dilan kararlarını kendi verir. Hadi oğlum gidelim. Daha yapacak çok işimiz var. Hayır. Arabayı getir. Derdime daldım. Güle yardım etmeyi unuttum ben. İyi misin?
İyiyim anne. Bir an başım döndü. Merak etme. Yavaş. Gül. Yemeğe az kaldı. Sen niye hazırlanmadın hala? Kuaföre gideceksin. Daha makyajın da yapılacak. Hazırlığa gerek yok. Nasıl gerek yok Gül? Olur mu öyle şey? Kızım, bugün senin en güzel, en özel günün. Ben öyle kuaför falan sevmem. Çok bunalıyorum oralarda. Tamam o zaman. Saçını ben yapacağım. Makyaj da bende. Ama Dilan, itiraz istemiyorum. Hep birlikte yapacağız. Hadi. Hadi hadi. Dikkat et. Biraz konuşalım mı? Sonra konuşalım olur mu? Hazırlıklar bitmedi daha. Çok iş var. Gelinle damadı mı hazırlayacağız şimdi? Hadi bakalım. Hadi. Karşınızda Karabeylerin yakışıklı damadı. Bomba gibi, jilet gibi, şimşek gibi Fırat Karabey. Ey maşallah. Allah nazardan saklasın onu. Maşallah. Sakin ol Harun ya. Elin ayağın birbirine dolandığında yine bak. Hayır sanki ilk defa kızla buluşacağım benimle. Pek de bir iddialı geçmişimiz yok da neyse. Hallederim ya. Hallederim herhalde ya. Hallederim benim o kadar da değil yani. Ya alt tarafı bir konser zaten ne olabilir ki? Bu konser kimin konseriydi ya? Ya bu grubun dantin kuntin bir adı vardı onu unuttuk ya. Tüh. Allah'tan en popüler şarkıları elime yazdım da çok takılırsam buradan bakarım. Ya takılsam ne olacak ki zaten? Hayır ilk buluşmada şarkıyı unuttuk diye de bizi postalayacak hali yok. İlk buluşma ha? İlk buluşma oğlum Harun. Kızı ayarladın ya. Buluşan ya ciddi ciddi buluşan kızla yani. Selam.
Selam. Hadi gidelim o zaman. Gidelim. Hadi. Ben seni babasız büyüttüm. Eksikliğini hissedeceksin. Boynum bükülecek diye yüreğim titrerdi. Bir an mahzun görsem seni, gönlünden ne geçti de yetemedim diye kahrolurdum. Çok zorluk çektim kızım. Ama hep dua ettim. Rabbim, kızımın yüzünü güldür. Rabbim, gülümün gönlünün muradını ver diye. Benim hayattaki en büyük tesellim, en güzel hediyem senin mutluluğun olacaktı. Çok şükür bugünleri görmek nasip oldu. Senin bu mutluluğun benim için dünyalara bedel. Hadi Kader abla, biz de hazırlanalım artık. Bakıyorum bugün keyfin pek bir yerinde. Öyle oldu vallahi ya. Ya aslında şeyden, ya ben bayağıdır dışarı çıkmıyordum. Şimdi böyle değişik hava iyi geldi bana. İş işte bir yere kadar tabii. Ne oldu, bir şey mi oldu? Sağlık sebepleri nedeniyle konser iptal edilmiş. Ne? Yapma ya. Ay, o kadar da heves etmiştim ya. Bu da geldi beni buldu. Ne yapalım? Dönelim o zaman. Yok. Biraz dolaşalım mı? Tamam. Gel ben sana güzel Beykoz'umuzu gezdireyim. Gel. Olur, hadi bakalım. Gel. Özür dilerim. Ne için? Kendimi çok kaptırdım. Baba olma fikriyle çok heyecanlandım. Senin duygunu, endişeni, korkularını göremedim. İstemediğin hiçbir şeye mecbur değilsin.
Benim için senin mutlu olman her şeyden daha önemli. Senin emin olmadığın, içine sinmeyen hiçbir şey beni de mutlu etmez. Sen tam olmazsan ben de olamam Dilan. Baran. Aile olalım. Ben artık hazırım. Anne olmak istiyorum. Çünkü dünyanın en iyi babası var yanımda.